Biri size dünyadaki en eski şehir hangisi diye sorsaydı bir sürü farklı cevap verebilirdiniz değil mi? Mesela ilk tahmininiz Atina ya da Roma olabilirdi. Ya da belki eski Mısır'da bir yer. Hepsi harika tahminler ama konu yaş olduğunda bunların hiçbiri İsrail'de bulunan ve Kudüs'e arabayla 8 kilometre mesafedeki Motza kasabasının hemen dışında yakın zamanda keşfedilen 9000 yıllık yerleşim yerinin eline su dökemez. Keşif yolculuğumuz her zaman en iyi maceralarda olduğu gibi çöldeki bir otoyolda başlıyor. Bu yol çakallar ve ürkütücü otellerle dolu. Uzayıp giden, karanlık ve terk edilmiş bir yoldan çok yoğun Kudüs metropolitan alanındaki trafik sıkışıklığını rahatlama niyetiyle yapılan oldukça yeni bir köprülü kavşaktır. Açık konuşmak gerekirse çölde sayılmaz. Ama dile kıraç, yarı tropikal vadi demekten daha kolay geliyor. İsrail Ulusal Ulaşım Altyapısı Şirketi'nin işçileri bu yeri yeni yolu yakınlarındaki bir otoyola bağlayacak tünel ağlarını kazarken keşfettiler ve İsrail Eski Eserler yetkililerini buldukları şey hakkında bilgilendirdiler. Son 10 yılın en önemli arkeolojik bulgularından birini neredeyse asfaltla kaplamak üzere olduklarını hiç fark etmemişlerdi. İnsanlık Avrupa, Doğu Asya ya da Amerikalara gitmeden çok öncesinden beri on binlerce yıldır Orta Doğu'da yaşıyor. Ancak yakın zamana kadar İsrail'in o kısmında büyük tarih öncesi yerleşimler olduğuna dair bir kanıt yoktu. Ama günümüzde o bölgede yalnızca bir tarım toplumunun var olduğunu gösteren kanıtlardan daha fazlası var. Aynı zamanda 3000'i bulduğu tahmin edilen nüfusuyla bugünün büyük metropollerinin bir taş devri versiyonu olabileceği düşünülüyor. Bunlar dünyanın o bölgesindeki en eski kalıntılar olmasa da insanların neredeyse hiçbir zaman yaşamadığı düşünülen bir yerde büyük bir şehir bulmayı kimse beklemiyordu. Bu keşfin neden o kadar önemli olduğuna hala anlam veremiyorsanız Atlantis'in Bodrum kıyılarında bulunduğunu hayal edin. Büyük bir şey öyle değil mi? Bu biraz uç bir örnek olsa da insanların ülkenin o kısmında yaşamış olmasının yanı sıra düşündüğümüzden binlerce yıl daha erken bir zamanda komplike toplumlar kurmuş olmaları bile başlı başına büyük bir keşiftir. İşin aslı bu gerçek araştırmacılar için öyle önemli bir şey ki kazıda çalışan bir uzman bu keşfi arkeolojinin büyük patlaması olarak değerlendirmiştir. Şimdi sıkı durun çünkü bazılarımız bu biraz fazla değil mi diyebilir. Yine de bunlar birkaç taş devri kulübesi ve fazla heyecanlanacak bir şey yok. Ne de olsa yolları, tapınakları ve sedef mücevherleri yoktu öyle değil mi? Açıkçası arkadaşlar bu kayıp şehrin sakinlerinde bunların hepsi vardı. Taş devri ve tarih öncesi terimleri her ne kadar akla mamutlara mızrak atan ve mağaralarda uyuyan tüylü neandertalleri getirse de bu antik İsrailliler bundan çok daha gelişmişti. Bu şehrin sakinleri yazılı dilin icat edilmesinden binlerce yıl önce yaşamış olsalar da bu onların zengin bir kültürü ve inanç sistemi olan karmaşık bir toplum yaratmalarına engel olmadı. Bu yerleşim yeri bir kulübeler toplamı olmaktan çok evlerden ve pazar yerlerinden tapınaklara ve mezarlara kadar her şeyin olduğu yüzlerce taş ve sıvalı binadan oluşuyor. Bazı binalarda izolasyon ve su yalıtımının ilkel biçimlerinin olduğunu gösteren kanıtlar bile var. Bunlar da yeterince etkileyici gelmediyse evlerin birçoğu önceden planlanmış gibi görünen cadde ve sokak ağları boyunca sıralanmıştı. Birçok eski imparatorluğu utandıracak bir şehir planlaması sergiliyordu. Arkeologlara göre bu komplike bir devlet sistemi olduğunu destekliyor. Hem de Stone Age'in inşasından binlerce yıl önce. Peki bu kalıntılarda neler buldular? Evet çeşitli maddelerden yapılmış mücevher ve aletlerin olduğundan zaten bahsetmiştik. Fakat bunların çoğu İsrail'in o bölgesinde doğal olarak görülen maddeler değil. Mücevherlerde ve dekorasyonda kullanılan taşların bir kısmı hala belirlenmeyi beklese bile sedef ve obsidiyen gibi malzemelerin varlığı şehrin daha günümüzün Türkiye'sinde yaşayan insanlarla mal takası yapan büyük bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. İş saatlerinde arabayla bir süpermarkete gitmek istememek çok normal değil mi? Bir de binlerce kilometrelik çölü ve dağları atlar ehlileştirmeden binlerce yıl önce geçtiğimizi hayal edin. Kalıntı modern Kudüs'e yakın olmasına rağmen unutulmuş bu şehrin eserleri dikkat çekecek bir şekilde iyi korunmuşlar. Böylece arkeologların yazılı bir tarih bırakmamış bir toplumun iç yüzünü anlamasını daha kolaylaştırmışlar. Eski eserler arasında çeşitli seramik eşyalar da var. Bunlar sadece çömleklerden oluşmuyor. Aralarında birkaç küçük insan ve hayvan heykelcikleri de var. Arkeologlar bunların birçoğunun muhtemelen tanrıları ya da ruhları anlattığına ve dini amaçla kullanıldıklarına inanıyorlar.
Şehrin iskan bölgeleri boyunca dağılmış sayısız mezarlığı da dikkate değer. Mısır firavunlarının ve Viking istilacılarının mezarlarıyla benzerlikler gösteren bu mezar odalarında çeşitli aletler ve değerli eşyalar var. Bu orada yaşayan insanların kendi gelenekler sistemi olduğu fikrini de pekiştiriyor. Sanat eserleri ve mücevherlere ek olarak diğer bulgular arasında baltalar ve ok başlarının yanı sıra farklı şekil ve boyutlarda bıçaklar ve tarım aletleri gibi taştan ve bronzdan silahlar ve aletler de var. Hayret verici bir şekilde iyi korunan depolama yerleri ve şehrin her yerine dağılmış ambarlar sayesinde bu insanların ne yediği hakkında da fikir sahibiyiz. Hiç duyulmamış, sayısız taşlanmış mercimek tohumuna ek olarak yerel beslenme alışkanlıkları arasında nohut, koyun ve nadiren de olsa av hayvanları vardı. Biraz acıkmaya başladım sanki. Video bittikten sonra öğle yemeğine çıkmam gerekebilir. Acaba buralarda kuzey etiyle nohut yapan bir yer var mıydı? Neyse, benim yemek planlarım bir yana, istikrarlı bir gıda kaynağı komplike bir toplumu ayakları üzerinde tutmak için elzemdir. Yakınlarda bulunan hayvan kemikleri, araştırmacıları şehrin ilk sakinlerinin bölgeye yaklaşık 10 bin yıl önce gelen avcı toplayıcılar olduğuna inanmaya sevk etti. Yüzyıllar geçtikçe aşamalı olarak göçebe yaşam tarzını ve hayvan sürülerine bel bağlamayı bıraktılar. Bu küçük avcı kabilesi çok uzun zamanda değil, 1000 yıl içinde hareketli bir şehre dönüştü. Bunu nasıl başardıklarına gelince, coğrafya erken yerleşimcilere kendilerini ispatlama konusunda birkaç iyilik yaptı. Çoğu batılı, Orta Doğu deyince çıplak dağları ve ıssız çölleri düşünür. İsrail'in kumdan yana bir sıkıntısı olmasa da bir sürü iç su yolu da var. İşte eski medeniyetler de bu suların çevresinde kendilerini var ettiler. Güvenilir bir su kaynağı, toplumların avcı toplayıcılardan çiftçilere dönüşmelerine imkan vererek istikrarlı bir gıda kaynağı yarattı. Uzmanlar bunun şehrin var olduğu son birkaç yüzyılda en büyük boyutuna ulaşıp uzaklara ticaret yapmaya başlamalarıyla bir altın çağına girmelerine yol açtığını söylüyorlar. Anlaşılan artık çevredeki vahşi hayvan sürülerini takip etmeniz gerekmeyince bunun dışında bir şeyler yapmak için bir sürü boş zamanınız oluyor. Ben de neden hiçbir şeyi bitiremediğimi merak ediyordum. Arkeologlar bu tarih öncesi yerleşim yerindeki yaşamla ilgili şaşırtıcı şekilde net bir resim sunabilseler de orada yaşayanlarla ilgili hala bilmediğimiz çok şey var. Hangi dili konuştuklarını bilmiyoruz, inanç sisteminin özelliklerini veya hatta kendilerine ne dediklerini bilmiyoruz. Herhangi bir tarih ya da efsane sözlü olarak kalmış olabilirdi ama onlarla aramızdaki 9000 yıl düşünülünce bu hikayelerin geçmiş yüzyıllarda unutulmuş olmaları muhtemeldir. Yine de bunun gibi yerleri araştırmak bizlere ilk atalarımız hakkında çok şey öğretebilir. Bu şehir bu kadar uzun süre saklı kalabildiyse kim bilir daha açığa çıkmayı bekleyen neler vardır. Keşiflerden bahsetmişken, İsrail yetkililer yakın zamanlarda yaklaşık aynı döneme ait olan ve çalınmış bir maskeyi kurtardılar. Bu tüyler ürpertici sanat eseri 28 kilometre kadar daha güneyde Hebron şehri yakınlarından geliyordu. Ve antik bir taş parçasına göre oldukça heyecan verici bir yolculuk yaşadı. 2018'in başlarında maske onu kara borsada satmaya çalışan vurguncular tarafından çalındı. Bu yasa dışı satış, İsrail Eski Eserler yetkililerinin eski eser hırsızlık önleme birimine, yani yetkisiz kazıları soruşturan özel bir görev gücüne bildirildi. Kısa ama detaylı bir incelemeden sonra, at bu. Bunu söylemek daha kolay. Vurguncuları yakaladı ve bu tuhaf görünümün değerli eseri kurtardı. Maske parlatılmış kireç taşından yapılmıştı ve diş ve hatta elmacık kemikleri gibi ustalık isteyen detaylarla işlenmişti. Arkeologlar, maskenin türünün 15 örneğinden biri olduğuna ve bölgeye 9000 yıl önce gelen insanların inanç sisteminde önemli bir rol oynadığına inanıyorlar. Maskenin saygı duyulan bir atayı tasvir ediyor olabileceğini düşünüyorlar. Maskenin macerasının olumlu tarafı sadece kurtarılması değildir. Birçok sanat eseri gibi özel bir koleksiyonda dokunulmadan kalacağına, onu gizemli yaratıcılar hakkında daha fazla şey öğrenmeye hevesli arkeologlar tarafından incelenebiliyor olmasıdır. Yani bir dahaki sefere ormana falan gittiğinizde evinizden çok uzakta olmasanız bile etrafınızdakileri göz atmayı unutmayın. O taş kümeleri belki de önemsiz değildir, belki de tarihin gizemlerinden birinin anahtarı onlardır. Ama sadece bir taş kümesi de olabilirler. Bu hikaye size küreğinizi ve fötr şapkanızı takıp keşfetmeye başlama hevesi verdi mi? Hey Indiana! Sizin en çok sevdiğiniz bir kayıp medeniyet var mı?
Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Düşüncelerinizi duymak beni daima mutlu ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz bir baş parmak kaldırmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ama o abone ol düğmesini daha tıklamadıysanız bir zahmet o işi de aradan çıkarın ve bunun gibi daha birçok video için hayata olumlu bakın. Ciddiyim.